Bir bölüm var burada. O bölümde diyorsunuz ki Türkiye'yi ciddiye almıyor. Evet. Şimdi o bölümden biraz okuyacağım. Tabii. Sonrasını size soracağım. Türkiye'de benim saygı duyduğum jeologlar bana aynı reaksiyonu gösteriyorlar. Yani sözümü dinliyorlar. Fakat bunun dışında Türkiye'de dünyanın ciddiye almadığı, benim de ciddiye almadığım büyük bir grup var. Dolayısıyla ben kendime Türkiye beni ciddiye alıyorum diye hiçbir zaman sormadım. Çünkü ben Türkiye'yi ciddiye almıyorum. Türkiye'nin içinde benim çok ciddiye aldığım bireyler ayrı var. Kendileriyle bir arada olmaktan zevk duyduğum bir şeyler öğrendiğim bireyler var. Ama ülkeyi ve milleti ciddiye almıyorum. Ciddiye almam için de hiçbir neden yok. Bir kırgınlık hissediyorum. Bu ben hayır. Neden? Bu bir üzüntünün ifadesi. Peki. Hicap, ben bunu duyarken, söylerken utanarak söyledim Sefa. Çünkü ciddiye alınabilmek için sizin insanlığa bir şeyler katmış olmanız lazım. İnsanlık ile alışveriş içinde olmanız lazım. Bilimsel olarak şimdi bana diyorlar ki ya işte sen Türkiye'de bir sürü laf ediyorsun ki kimse farkında bile değil. Diyorum ki olması mümkün değil. Üniversitesi yok bu milletin. Adam gibi okulu yok bu milletin. Okulu ve üniversitesi olmayan bir millet ciddiye alınacak bir iş yapamaz. Bakın Atatürk devrinde Türkiye ne kadar ciddiye alınıyordu. İngiliz krallık aktı buraya geldi yendiğimiz adam. Değil mi? Atatürk kaşını kaldırdığı zaman Avrupa dinliyordu. Peki bugün ne? Yani mesela siz çok geziyorsunuz Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. Hani sonuçta siyasetçilerin bize aktardığı başka tablo evet. Haliyle. Şimdi bugün Türkiye ciddiye alınmıyor mu gerçekten? Şöyle diyeyim, Türkiye nüfusuyla ciddiye alınmıyor. Ve bir tehlike olarak görülüyor. Deniyor ki çok büyük bir nüfus var, büyük bir potansiyel var. Fakat bu potansiyelin her iki yöne gitme ihtimali var. Cahil büyük bir kütlenin yapacağı iş başka olur. Evet. Okumuş büyük bir kütlenin yapacağı iş başka olur. Şimdi Avrupa Türkiye'den korkuyor. Haklılar. Ha, tabii yani acaba. Büyük bir kütle ve bunun tabii Almanya'da bir denemesi yapıldı. Entegre olamıyor adam. Almanya'nın bir parçası olamıyor. Bunu ısrarla söylüyorum. İstemediğinden değil. Yani bu oradaki Türk kökenli insanların bilinçli olarak ya biz buraya karşıdır bunun partisi olmak değil. Olamıyor. Bakın ben birçok taksi şoförüyle tanıştım. Berlin'de olsun, evet. Viyana'da olsun. Ya Balçiçek 30 senedir Viyana'da olduğunu söyleyen bir taksi şoförüyle gittim. Almanca konuşamıyor. 30 sene çok uzun. Yani insan çatlıyor ya. Kendi gettolarını kuruyorlar. Ha, tabii. Mecburen evet. Kapanıyorlar kendi içlerine. Evet. Ve o kültüre entegre olamıyor. Bunun da sebebini en güzel Doğan Kuban teşhis etmiştir. Doğan Kuban benim şoförüm Cevdet'e, ki Cevdet meşhur oldu biliyorsunuz. 5 dil bilen bir adam. Cevdet Bulgaristan göçmeni. Buraya 21 yaşında gelmiş. Doğan Bey bir gün dedi ki Cevdet dedi siz Shakespeare okudunuz mu dedi. Okuduk hocam dedi. Peki dedi siz Rus yazı onları da okuduk dedi. Sen dedi Rusoyu okuduk dedi. Şimdi bak dedi Doğan Bey bize döndü. Cevdet'in dedi içinde bulunduğu cemiyet Avrupalı dedi. Çünkü dedi Cevdet'in adamlarını da dedi İngiliz okuyor dedi. Aslında dedi bir tane Avrupa kültürü var. Bir sürü millet olarak görüyoruz da İngilizdir, Almandır, Norveçlidir, Bulgardır, Yugoslavdır. Ama bunların hepsi bir kültür dedi. Biz bu kültürün parçası değiliz.